Arkadaşlar merhabalar. Bir önceki dersimizde konuşma eğitimine başlamıştık. Konuşmayla bir giriş yapmış ve biraz bahsetmiştik. En son konuşmanın nasıl ortaya çıktığına dair çıkarımda bulunan kuramları konuşmuştuk. Ortaya atılan kuramları konuşmuştuk hatırlarsanız. Konuşmanın amacını belirleme başlığında kalmıştık sevgili arkadaşlar. Konuşmanın amacını belirleme diye bir başlık aslında yok. Ama 2013 sınavında yani akademik kaynaklarda, açık öğretim yayınlarında bu konuyla ilgili çalışma yapılmış kaynaklarda konuşmanın amacını belirleme diye özel bir başlık bulunmuyor sevgili arkadaşlar. Ama 2013 ÖABT'de bu soru sorulduğu için ve bu şekilde bir açıklama yapıldığı için ben buraya böyle bir başlığı koyma gereği hissettim. Daha sonra 4 tane soru var. O sorularla karşılaşıyoruz ama akademik kaynaklarda falan da var. Konuşmanın amacına ulaşıp ulaşmadığının anlamanın en basit yolu nedir sevgili arkadaşlar? Soru sorarsınız. Bu soruların çeşitli özellikler göstermesi gerekir. Konuyla ilgili olmalıdır. Dinleyicinin anlayacağı bir şekilde kurgulanmalıdır. Dinleyiciye yönelik çeşitli ima ve ithamlarda bulunmamalıdır sevgili arkadaşlar. Konuşmanın en etkili bölümünün ne olduğunu sorulması ile dinleyicilerin bütünsel bir değerlendirme yapması, beğendiği bölümü diğer bölümlerle karşılaştırması söz konusu olacağı için anlamanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ne yapabilirsiniz? Kestirebilirsiniz. Aynı şekilde konuşmadan sonra konuşulan konulardaki fikrin değişip değişmediğini sorulsu sorularak da mukayese edilebilir. O zaman hangi soruların sorulduğunu bir bakalım. Diyor ki, konuşmanın etkili ve verimli geçip geçmediğini anlamak için sevgili arkadaşlar şu sorular sorulmalıdır diyor. Sizce bu konuşmanın en etkili bölümü neresidir? Konuşmadan sonra bu konudaki fikirleriniz değişti mi? Bu konuşmayı niçin dinlemek istemiştiniz? Anlatılanlar hakkında sormak istedikleriniz var mı? Arkadaşlar bu soruldu. Bir kere daha söylüyorum. Bu 4 soru daha önce bir ÖABT sınav sorusu olarak bize soruldu. Konuşmanın aşağıdakilerden hangisi bir konuşmanın etkili geçip geçmediğini anlamak için sorulacak sorulardan biri değildir veya olamaz. Alın ben size bir soru yazıyorum. Bu konuşmayı dinlemek için harcadığınız zamana değdi mi? Buyurun. Sizce bu konuşmanın en etkili bölümü neresidir? Konuşmadan sonra bu konudaki fikirleriniz değişti mi? Bu konuşmayı niçin dinlemek istemiştiniz? Anlatılanlar hakkında sormak istedikleriniz var mı? Konuşmayı dinlemek için harcadığınız zamana değdi mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar, oraya bir soru daha yazıp bizim kafamızı bulandırıp kafamızı karıştırabilir. Sizden ricam lütfen dikkatli davranalım sevgili arkadaşlar. Çok önemli bir yere geldik. Konuşmada karşılaşabileceğimiz en önemli kavramlara geldik sevgili arkadaşlar. Diksiyon konuşacağız, boğumlama konuşacağız, artikülasyon konuşacağız, tonlama, entonasyon konuşacağız, vurgu, ritim konuşacağız sevgili arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Yani şöyle söyleyeyim. Şuradan bir renk değişimi yapalım kalemde. Arkadaşlar, sesle ilgili kavramlardan artık ÖSYM bunu düzene bindirdi. Hemen hemen her sene bir soru geliyor. Yani bir sene ezgiyi soruyorlar, bir sene tonlamayı soruyorlar, ondan sonraki sene vurguyu soruyorlar, ondan sonraki sene ritmi soruyorlar. Ama sesle ilgili kavramlar düzenli olarak bir soru olarak gelmeye başladı. Hele soru sayısı arttı, buradan sorunun gelmesi çok mantıklı. Buraya çok dikkat edin. Hem kavramlar çok önemli hem de kesin soru geliyor arkadaşlar. Artık ya tabii kesin soru geliyor derken son 2-3 yılda düzenli olarak çıkmış sorusu var. Tabii kesin gelip gelmeyeceğini çıkarımında bulunamayabiliriz bu sene için. Bir de burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Arkadaşlar buradaki tanımlara körü körüne sadık kalacaksınız. Yani bir at gözlüğü takacaksınız ve buradaki tanımları değiştirmeyeceksiniz. Çok önemli. Çünkü buradaki birçok tanım birbirine benziyor. Çok benziyor birbirine. O yüzden sevgili arkadaşlar tanımlarda ne söylüyorsa altını çizmişim. Detaya girmeyeceksiniz. Siz onu bileceksiniz. O da size soru çözdürecek. Bakın. Diksiyon genel başlık. Bakın bundan sonraki başlıklar diksiyonun alt başlığı olarak karşımıza çıkıyor. Onların da alt başlığı olarak karşımıza çıkıyor. O zaman önce şunu unutmayacağız. Diksiyon buradaki en genel başlık arkadaşlar. Diğerleri diksiyonun alt başlıkları. Bir konuşmacı düşüncelerini, duygularını
iyi anlatabilmek için uygun sözcükler ve cümleler seçtiği gibi doğru bir sese, düzgün bir söyleyişe de sahip olmalıdır. Arkadaşlar, doğru bir sese, düzgün bir söyleyişe sahip olmalıdır. Ve söyleyişe genel anlamda diksiyon denmektedir. Her yeri bir siliyorum ya. Her yeri bir siliyorum. Her yeri bir siliyorum. Ve şu kalemi kırmızı yapıyorum. Arkadaşlar, söyleyişe genel anlamda diksiyon denmektedir. Diksiyonun tanımı, en önemli ifadesi bu. Defalarca altını çizdim. Siz bu videoyu durdurup, başa sarıp burayı bir daha dinleyebilecek olma imkanına sahip olmanıza rağmen ben bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Söyleyişe genel anlamda diksiyon denmektedir. Hepsinin genel başlığıdır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde diksiyon, konuşulan dilin incelenmesi ve kullanılması, seslerin, sözcüklerin, vurguların, anlam ve heyecan duraklarının hakkını vererek söyleme diye tanımlanıyor sevgili arkadaşlar. Sinirlendiğinde o ses tonunun sinirleniyor olarak verilmesi, yumuşadığında yumuşak olarak verilmesi, birine hayranlık duyduğunda hayranlıkla verilmesi. Bunların hepsi diksiyonun alt başlıkları ama genel anlamda buna biz diksiyon diyoruz. Diksiyon, konuşma öncesinde alınan nefesle, nefesinizin oluşturduğu seslerle ve bu seslerin boğumlanarak, artikülasyon diyoruz. Boğumlama ağzımızdan çıktığı nokta arkadaşlar, artikülasyon. Yani ağızda şekillendirilerek oluşturduğu kelimelerle ilgilenir. Ayrıca konuşmanızı süslediğiniz ve daha anlamlı hale getirmek için yaptığınız tonlamalar, vurgular, duraklar, ezgiler hepsi diksiyonun çalışma alanı içerisinde değerlendirilir. Arkadaşlar, şunların, bakın ezgi soruldu, tonlama soruldu Türkçe öğretmenlerine, dikkat ediyorsunuz. Şunların hepsi alt başlıktır, hepsinin kendi içinde bir tanımı vardır, birbirlerine çok benzerler ama hepsi diksiyonun içinde incelenir, bunu unutmuyoruz. Konuşmanın diksiyon açısından düzgün olabilmesi için 3 eğitim yolu vardır. Nefes ve ses eğitimi, telaffuz, boğumlama eğitimi ve entonasyon tonlama eğitimi sevgili arkadaşlar. Önce nefes ve ses eğitimi alırsınız. Hani buna diyaframı kontrol eğitimi de deriz. Tiyatro sanatçıları falan, sinema sanatçıları diyaframı kontrol eğitimi alırlar. Diyafram şurada akciğerlerin altında bulunan sesin esas da toplandığı bir yerdir sevgili arkadaşlar. Ve nefes alıp verme ile ilgili, solukla ilgili, sesle ilgili akciğerlerin çok önemli olduğunu düşünürüz. Yanlış bir yargı vardır. Bu işin %75'ini diyafram oluşturur arkadaşlar. Geri kalanlar %25'ini oluşturur. Nefes ve ses eğitimi alırız öncelikle. Yogada da yaparlar ya bu. Telaffuz, boğumlama, artikülasyon eğitimi alırız. Telaffuz, boğumlama, artikülasyon buradaki en önemli eğitimlerden biridir arkadaşlar. Çünkü ağızdaki artikülasyon, telaffuz, boğumlama şurayla ilgilidir. Dudaklar, dişler, üst damak, alt damak, büyük dil, küçük dil. Burası arkadaşlar artikülasyon bölümüdür. Telaffuz bölümüdür, boğumlama bölümüdür. Burayla ilgili eğitim alırsınız. Burayla ilgili yapılacak en iyi eğitim, en iyi çalışma tekerleme eğitimidir. Diksiyon eğitimi aldıysanız bilirsiniz arkadaşlar. Büyük şehirlerde çok kaliteli diksiyon eğitimleriyle karşılaşıyoruz, kurumlarla karşılaşıyoruz. Şunu bilirsiniz, mesela tekerleme eğitimi bu konuda çok önemlidir. Hatta daha önceki derslerden birinde çocuk edebiyatında anlatmış olmalıyım. Kalemi alırsın hocam. Ağzında ıhırırsın. Sonra tekerleme söylemeye çalışırsın. Bakın ben bununla konuşamıyorum bile. Ama sen bununla bir de tekerleme söylersin. Diksiyonun en önemli eğitimlerinden biridir. Ben bununla konuşamıyorum bile ama sen bir de tekerleme söylersin arkadaşlar. Bu şekilde izah edilebilir ve entonasyon tonlama eğitimi. Yani vereceğin duygu değeri sese. Sinirlendiğinde sesinin toklaşması. Duygulandığında çatallaşması. Böyle tane tane çıkması. Ağlamaklı ses hali. Heyecanlandığında, sevindiğinde, mutlu olduğunda o sesin cıvıl cıvıl çıkması. Üzgün olduğunda sesin çıkmaması tonlama eğitimiyle alakalıdır sevgili arkadaşlar. Boğumlamaya geçmeden önce diksiyonla ilgili şunu size hatırlatmak istiyorum. Söyleyişe genel anlamda diksiyon denmektedir. Sesin söyleyişinin güzelleşmesi için yapılan tonlama, vurgu, durak, ezgi, entonasyon çalışmaları, nefes eğitimi bunların hepsi diksiyonun alt başlığıdır sevgili arkadaşlar. Peki boğumlama dediğimiz şey ne? Boğumlama sesleri ve heceleri iyi anlaşılacak şekilde çıkarabilmektir.
Bu tanıma deli gibi sadık kalacaksınız. Bu tanıma körü körüne sadık kalacaksınız arkadaşlar. Bu tanımın dışına çıkmayacaksınız. Boğumlama sesleri ve heceleri iyi anlaşılacak şekilde çıkarabiliyor olmaktır. Peki diksiyon ne? Söyleyişe gelen alanda diksiyon denmektedir. Boğumlamayı iyi yapabilmek için konuşmanın fizyolojik araçlarının gırtlağın, dilin, damağın, dişin iyi kullanılması gerekiyor. Bunun için dil ve dudak tembelliğinden kurtulmamız gerekiyor. Doğru soluk alıp vermemiz gerekiyor. Sesleri boğumlama alanlarına ve noktalarına uygun olarak çıkarmamız gerekiyor. Yani doğru boğumlama yapmamız gerekiyor. Tekerlemeler boğumlama eğitiminde kullanılabilecek en uygun öğretim araçlarıdır. Boğumlama daha önce soru olarak gelmedi. Neden bu sene gelmesin? Boğumlamadan sonraki başlıklar soru olarak geldi. Ama boğumlama soru olarak gelmedi. Boğumlama sesleri ve heceleri iyi anlaşılacak şekilde çıkarabilmektir sevgili arkadaşlar. Buna dikkat etmenizi rica ediyorum sizlerden. Boğumlama noktasına göre ünsüz harflerimizi nasıl sevgili arkadaşlar kategorize ediyoruz? Böyle söyleyeyim. Çift dudak ünsüzleri, diş dudak ünsüzleri, asıl diş eti, dil ucu diş ünsüzleri, damak diş eti ünsüzleri, ön damak, art damak, gırtlak ünsüzleri olarak ne yapıyoruz? Karşımıza çıkarıyoruz sevgili arkadaşlar. Şurada şunu bir renklendirelim. Şimdi bunları kendi arasında kodladık. Çift dudak ünsüzleri, yani arkadaşlar kendi kendinize yorum yapın. Çift dudak ünsüzleri iki dudağını birden kullanmadan çıkaramayacağın ünsüz harfler. Yahu ne kadar denersen dene hocam. P harfini bak. P. Dudaklarım değiyor. P harfini dudakların temas etmeden çıkarma ihtimalin yok. İki dudağında ne yapacak? Temas edecek. Peki biz bunu nasıl kodluyoruz? Pembe diye kodlayın hocam bunu. Çift dudak ünsüzleri pembe. Pembe. Tam terse doğru git. P harfi, M harfi, B harfi. Sevgili arkadaşlar, P harfini, M harfini ve B harfini iki dudağınızı birden kullanmadan çıkaramazsınız. Peki diş dudak ünsüzleri arkadaşlar dişini ve dudağını kullandığın ünsüzleri. V, F. Ne kadar çirkinim ya. V, F hocam. Bakın dilinizi, dişinizi kullanmayın ya hadi. Dişinizi kullanmadan V harfini çıkarın. Nasıl çıkaracaksınız? V. Çıkmıyor hocam. Mümkün değil. Komik duruma düşüyorum ama yapacak bir şey yok. Hocam bunu nasıl kodluyoruz diş dudak ünsüzlerini? Vefa. V harfi ve F harfi. Diş dudak ünsüzleri. Ha şunu söylemek istiyorum. Bunların en azından 2 yılda bir size kesinlikle çıkmış sorusu var. Türkçe öğretmen arkadaşlar. Yani kategorize edildiğinde hangisi diş eti damak ünsüzleri içerisinde yer almaz diye soruyor arkadaşlar. Diş eti damak ünsüzlerini sordular daha önce. Asıl diş eti dil ucu diş ünsüzleri. Yani dilinin ucunu kullanmadan çıkaramayacağın ünsüzler. D, N, S, T, Z. Yani dil ucunu ve dişini kullanmadan çıkaramayacağın ünsüzler. Bunu nasıl kodluyorum arkadaşlar? Dönütsüz diye kodluyorum. Dönütsüzdeki sessiz harfler bizim dil ucu diş ünsüzlerimiz ya da asıl diş eti ünsüzlerimiz. D, N, T, S, Z sevgili arkadaşlar. Dönütsüz diye kodluyorsunuz. Arkadaşlar bu kodlamaları bilmek çok önemli. Kodlama yapmadan öğrenin. Nasıl öğreniyorsanız öğrenin. Benim için hiç önemi yok ama bunun sorusu geliyor. Buna dikkat edin. Damak diş eti ünsüzlerini arkadaşlar ciciş diye kodluyorum. Araya C sıkıştır. Şöyle kodluyorum. Şunu bir düzelteyim arkadaşlar. Düzeltemedim enteresan bir şekilde. İlla mouse kullanacağım. J'yi tekrar çizeceğim oraya. Ciciş deyin ya. C, Ç, J, Ş. Bakın bu size soruldu. Bu hangisi kategorize edildiğinde damak diş eti ünsüzleri arasında yer almaz diye soruldu arkadaşlar. Ciciş diye kodluyoruz. Ön damak arkadaşlar ön ince art kalın demektir değil mi? Ve dilimizde G harfinin yumuşak G harfinin K harfinin
L harfinin kalın ve ince versiyonları vardır. Arkadaşlar o da ne ile kullandığınla alakalı. Hangi sesli harfle beraber kullandığınla alakalı. Mesela kendi kendine oradan bir çizgi atıyor bugün enteresan bir şekilde. Sevgili arkadaşlar, şuradan hemen devam edelim. Mesela bir kalem ifadesini kullanabilirsin. Bir de kelam ifadesini kullanabilirsin. Hocam kalemdeki K art kalın K'dir. Kelamdaki K ön ince K'dir. Bu şekilde ifade ediyoruz. Hangi harfle kullandığı önemli sevgili arkadaşlar. Ön damakta ekstradan R ve Y harfleri yer alıyor. Ve gırtlak ünsüzü var sevgili arkadaşlar. H. H için hiçbir yerin hiçbir şeyle temas etmesine gerek yok. Nefes veriyor olman yeterli. H. Nefes versen yeter. Tekrar söylüyorum. Bunların sorusu geliyor. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Boğumlama noktasına göre ünsüzler sevgili arkadaşlar. Çift dudak ünsüzleri, diş dudak ünsüzleri, asıl diş eti, dil ucu, diş ünsüzleri, damak diş eti ünsüzleri, ön damak ince olanlar, art damak kalın olanlar ve gırtlak ünsüzü. Çift dudak ünsüzlerini pembe diye kodladık. Diş dudak ünsüzlerini vefa diye kodladık. Dil ucu diş ünsüzlerini dönüşsüz diye kodladık. Damak diş etini ciciş diye kodladık. Araya J'yi sıkıştırdık. Ön damak, art damakla bir kodlama yapmadık. Zaten R, Y hariç hepsi aynı. Ön damakla art damağın sevgili arkadaşlar. Ve bir de H'yi kullandık. Gırtlak dedik. Geçtik sevgili arkadaşlar. Geldik vurguya sevgili arkadaşlar. Bakıyorum vurguyla ilgili size ne söylemem gerekiyor. Vurgu konuşma veya okuma sırasında sözcüklerde bazı hecelerin, cümlelerde ise bazı kelimelerin daha baskılı ve şiddetli söylenmesidir. Daha baskılı ve şiddetli. Konuşma veya okuma sırasında sözcüklerde bazı hecelerin, cümlelerde ise bazı kelimelerin. Vurgulu yerin baskınlığı demek arkadaşlar, yanlış anlaşılmasın. Daha kuvvetli bir sesle değil, daha üst perdeden bir sesle, farklı bir tonla söylenmesi demektir. Vurgu anlama etkiler ve söze renk katar. Türkçede cümle vurgusu nerededir arkadaşlar? Genellikle, hani çok böyle ince detaylara girmeyecek olursak, genellikle Türkçede vurgu yüklemden önceki kelime veya kelime grubunun üzerindedir sevgili arkadaşlar. Cümledeki vurgu. Peki kelime vurgusu genellikle son hecededir. Ama vurgunun yerini değiştiren bir takım farklılıklar vardır. Mesela biz aslanım kelimesini kullanalım. Birincide ünlem diyoruz ya. Birine artistlik yapmak için aslanım diyelim. Ünlem anlamında kullanalım. Hayırdır aslanım gibisinden. İkincide kendimizi aslan yerine koyalım. Ben aslanım diyelim. Üçüncüde de birini seviyoruz. İyilik eki sahiplik anlamı. Vay aslanım vay anlamında kullanalım. Hadi bakalım 5 taneyi yapsanız arkadaşlar. Siz de videonun başında şuraya bakarak bunu 5 taneye yapın. Önce ünlem. Birine artistlik anlamında aslanım diyeceksin. Hayırdır aslanım derken bak orada gerçekten farkında olmadan ilk heceye vurgu yapıyorsunuz. Vurgu dediğimiz şey bu işte. Hani söze renk katıyor. Hayırdır aslanım. Sen oradaki vurgudan adamın amacını anlıyorsun. Hani bazen bizimle alay edildiğini ve ya da bize gerçekten şaka yapıldığını anlarız ya. Şaka altında alay edildiğini anlarız. İşte o vurguyla alakalıdır. Ben kendime aslanım diyeceğim. Aslanım ya aslanım. Farkında mısınız? Hocam istemsizce oradaki la'ya yükleniyorum. Aslanım. Peki benim aslanım birine aslanım derken atlıyorum. Çocuğunuz getirdi bütün notları 5. Bizim zamanımızda pek iyi vardı hatırlarsınız. Üstün başarı belgesi falan almış. İşte siz de çok mutlu oldunuz. Vay aslanım be vay aslanım derken hocam. Gördüğünüz gibi istemsizce son heceye vurguyu yapıyorum. Oradaki nım hecesine vurguyu yapıyorum sevgili arkadaşlar. Vurguyu bu şekilde ifade edebiliriz. Tonlama bizim için çok önemli bir başlık. Özellikle dikkat edilmesi gereken bir başlık. Konuşma esnasında gerçekleşen ses değişikliklerine tonlama denir arkadaşlar. Konuşma esnasında gerçekleşen ses değişikliklerine tonlama denir. Çok önemli, dikkat edin. Hani diyorum ya hocam buradaki her başlık birbirine çok benziyor. Evet, çok benziyor arkadaşlar. Söyleyişe genel anlamda diksiyon diyoruz. Bakın dönüyorum geri. Sesleri ve heceleri iyi anlaşılabilecek şekilde çıkarmaya boğumlama diyoruz. Konuşma veya okuma sırasında sözcüklerde bazı hecelerin, cümlelerde ise bazı kelimelerin daha baskılı ve şiddetli söylenmesine vurgu diyoruz. Farklı bir tonda söylenmesine vurgu diyoruz. Tonlama
konuşma esnasında gerçekleşen ses değişikliklerine verdiğimiz isim. Bakın, küçük küçük de olsa birbirlerinden ayrıldığım noktalar var ve biz bunları çok önemsemeliyiz sevgili arkadaşlar. Bunlara dikkat etmeliyiz. Sesin alçalması, yükselmesi, yumuşaması, sertleşmesi, incelmesi, kalınlaşması tonlamadır arkadaşlar. Yani sesi nasıl kullandığındır. Ve tonlamanın çok net bir ifadesi vardır. Tonlama ifadenin duygusal değeridir. Tonlama ifadenin duygusal değeridir. Tonlamayı sağlayan, sesin fiziksel yönünü sağlayan titreşimlerdeki değişikliklerdir. Hocam hani televizyonda siyasiler bazen duruyor duruyor ağlıyor ya. Ağlarken birden böyle sesi çatallaşıyor. O ses tonu ağlamakla oluyor. Birden sizin de gözleriniz oluyor. O duyguyu paylaşıyor sizinle. O duyguyu size aktarıyor, size yaşatıyor. Siz de o duyguyu yaşıyorsunuz ya. İşte o tonlama hocam. Niye? İfadenin duygusal değerine tonlama diyoruz. Ya da çok sinirli olan birini sesinden anlarsınız. Değil mi? Hareketlerine bakmadan da anlayabilirsiniz. Tavırlarını görmeden de anlayabilirsiniz. İşte ifadenin duygusal değerine tonlama diyoruz. Tonlamanın diğer adı entonasyon. Size gönderdiğim notta yazıyordur sevgili arkadaşlar. İkisi aynı şey. Aklınızda bulunsun. Sesin yükselip alçalması bakımından 5 çeşit entonasyon var arkadaşlar. Düz ses, yükselen ses, alçalan ses, yükselip alçalan ses, alçalıp yükselen ses. Buraya bir ses daha eklemeyin ha. Ben olsam bunun sorusunu sorarım. Oraya eklerim bir tane kısık ses. Yapıştır gitsin hocam. Dikkat ediyorsunuz buraya. Tonlama alıştırmaları. Tonlama alıştırmalarında kesinlikle tekerlemeleri kullanılır. Zaten buradaki her çalışmada tekerleme ilk unsurdur arkadaşlar. Tekerlemelerde anlama kaygısı olmadığı için bunları değişik tonlarda söylemek mümkündür. Ayrıca anlamlı cümleler üzerinde de tonlama çalışması ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Özellikle soru ve ünlem cümleleri tonlama çalışmalarına fazlasıyla uygundur sevgili arkadaşlar. Tonlama çalışmalarını özellikle konuşmasını monoton bir şekilde yapan kişilerin yönelmesi gerekiyor. Üniversitede bir hocanız muhakkak vardır ya. 2 saat ders anlatır. Bazı hocalar böyle hiç durmadan 1,5-2 saat falan ders anlatırlardı ya. Ara mara vermezlerdi. Canımızı çıkartırlardı. Ve ses tonu. Ses tonu diyorum bak. Ton. 1. dakikadan 120. dakikaya kadar aynı olurdu ya. Ön sıradaki arkadaşlar mecburen dinlemek zorunda kalırdı hocayı. Arkalar iptal, herkes uyuyor. Niye? Adamın ses arkaya gitmiyor ki. İşte özellikle sesinin monoton olan kişilerde buna yönelilmesi gerektiğini unutmuyoruz sevgili arkadaşlar. Bu çalışmalar esnasında özellikle mimiklerin de tonlamaya vereceği değişik renkleri hesaba katarak beden dilini de etkili kullanmak gerekiyor. Mesela burada çok güzel tonlama çalışmaları var. Şimdi arkadaşlar kelimemiz şimdi olsun. Bir de kelimemiz evet olsun. Biraz kaymışlar burada ama çok sıkıntı değil. Şimdi kelimesini bir hemen anlamında kullanacağız. Bir kafanı patlatacağım anlamında kullanacağız. Bir gel gelelim asıl konuya. Bir diyelim ki sen şuradasın. Canım sevgilim, güzelim, tövbe tövbe anlamında kullanacağız. Ama şimdi ile birlikte hemeni kullanmayacağız. Kullanacağınız tek kelime şimdi. Karşısında yazanlar anlamlar. Kendi kendinize bir dener misiniz sevgili arkadaşlar? Mesela şimdiyi hemen anlamında kullan. Şimdi. Hemen anlamında kullandın. Kafanı patlatacağım. Şimdi. Beden dilinin verdiği duygusal ifade de çok önemli burada. Gel gelelim asıl konumuza. Şimdi. Tabii şöylesin toplantı masasında. Şimdi. Diyelim ki sen şuradasın. Şimdi. Varsayalım ki velev ki anlamında kullandın. Canım sevgilim güzelim. Şimdi bak güzelim bir tanem diye yavaş yavaş anlatmaya başlarsın. Şimdi tövbe tövbe sabır değil mi? Kelimemiz evet hocam. Bakın kabul ediyorum biraz arka tarafa kaymış. Evet'i önce kabul ediyorum diye kullanacağız. Sonra öyle diyelim. Olsa da olur olmasa da kesinlikle öyle vay canına çok iyi anlıyorum anlamında kullanalım. Kabul ediyorumu bayan arkadaşların yapması çok daha makul olur burada sevgili arkadaşlar. Çünkü hani biz böyle dizimizin üstünde falan çöküyoruz, rezil oluyoruz ya hocam. Yüzü benimle evlenir misin falan diye uzatıyoruz yüzüğü. Onlar da öyle bir düşünüyor da bizi bekletiyorlar. Kabul ediyorum bayanların yapması daha iyi olurdu. Evet'i kullanalım kabul ediyorum anında. Şimdi bazen sınıflarda yaptırıyorum tabii keşke sınıfta olsaydık bunu beraber yapsaydık.
Tabii çekiniyorsunuz bir şekilde, neden bilmiyorum. Söylemekte arzu etmiyorsunuz pek katılmaya burada. Bazı arkadaşlar cesaretli oluyorlar, katılıyorlar. Bazı bayan arkadaşlar geliyor, kabul ediyorum böyle yapıyor mesela. Evet. Öyle değil hocam. Evet. Hocam bu duygusal değeri vereceksin. Öyle diyelim. Evet. Şaşıracaksın, değil mi? Olsa da olur, olmasa da. Evet. O surat ifadesi falan var ya, o mısırtma falan. O zaten seni rahatlatıyor, değil mi? O vermek istediğin mesajı veriyor. Duygusal değer. Kesinlikle öyle. Evet. Evet. Vay canına. Evet. Bir de çok iyi anlıyorum var ya hocam. Sen saatlerce konuşursun. Karşında biri şöyle yapar. Hı. Evet. Evet. Adama küfretsen daha kolay olur. İşte bunlar tonlama çalışmaları. Bakın ne diyor. Tonlama çalışmaları yaparken beden dilinden faydalanmayı unutmayın diyor arkadaşlar. Neden? Çünkü beden dili gerçekten tonlama konusunda karşıya vermek istediğiniz duygusal değeri çok daha rahat verebilmenizi sağlar. Ve bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar tonlama ifadenin duygusal değeridir. Lütfen unutmayın. Bu tanımlar çok önemli. Bu tanımlardan soru geliyor arkadaşlar. O yüzden önemsemenizi rica ediyorum. Durak başlığına geçmiyorum sevgili arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde durak başlığından, ritim başlığından devam ediyoruz. Onların birbiriyle örüntüsü, birbiriyle ilişkisi var. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Her videonun sonunda söylediğim şeyi bir kere daha söylemek istiyorum. Her şeyden önce sizlere, ailenize, sevdiklerinize sağlık diliyorum, sıhhat diliyorum sevgili arkadaşlar. Ve sizden bir ricam, lütfen derslerinize çalışmayı, soru çözmeyi ihmal etmeyin. Çok 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 zamanımız var daha arkadaşlar sınava. Her şey çok rahatlıkla yetişebilecek zaman diliminde şu anda. Hiçbir şey sıkışmadan rahat rahat yetişebilir. Elinizden gelenin en iyisini yapın. Sonra da kısmet diyelim, tevekkül diyelim sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.